Hepiniz beni unuttuğunuzda döneceğim size. O vakit başka bir gözle arayacağım kaybolanları kardeşlerim. İşte o zaman bambaşka bir duyguyla seveceğim sizi. Zerdüşt. Armağan eden erdem üzerine ayna tutan çocuk. Zerdüşt sonra yeniden mağarasına ve yalnızlığına döndü. İnsanlardan kaçtı. Tohumunu atmış ve ürününü bekleyen bir çiftçi gibiydi. Fakat yüreği sabırsızlıkla ve sevdiklerinin özlemi ve sevgisiyle doluydu. Daha onlara vereceği çok şeyi olduğunu düşünüyordu. Gerçeği şundan daha zor olanı yoktur. Açık olan bir eli sevgi yüzünden kapamak ve hediye etmeye utanmak. Böyle tek başına aylar yıllar geçirdi Zerdüşt. Fakat sahip olduğu bilgiler arttı ve dolgunluğu artık ona acı verir oldu.'' Bir sabah seher zamanında gözlerini açtı. Yatağında düşündü uzun bir süre. Sonunda şöyle seslendi duygularına. Neden rüyamdan birden sıçrayarak uyandım? Yüzüme ayna tutan bir çocuk gelmedi mi bana? Ey Zerdüşt dedi çocuk bana. Aynadaki yüzüne bak. Aynaya baktığım zaman bir haykırış koptu yüreğimden ve yüreğim allak bullak oldu. Aynada görünen yüz benim değil. Çünkü şeytanın asık suratı alaycı gülüşüydü gördüğüm. Bu rüyanın anlattıklarını ve uyarısını çok iyi anlıyorum. Düşüncelerim, öğretim tehlike altında. Yabani otlar buğday olmaya çabalıyor. Güçlenen düşmanlarım öğretimi yerle bir etmişler. Sevdiklerim onlara verdiğim hediyelerden utanır olmuşlar. Dostlarım, arkadaşlarım kaybolmuş ve onları arama zamanım gelmiş. Bu sözleri söyleyen Zerdüşt birden yerinden fırladı. Lakin nefes almaya çalışan ürkmüş biri gibi değil, ruhun ilham verdiği, çok iyi gören bir sanatçı gibi. Yılanı ile kartalı şaşkınlıkla bakıyorlardı ona. Çünkü şafak kızılı gibi adım adım gelen bir mutluluğun yansıması vardı yüzünde. Ne oldu şimdi bana hayvanlarım? diye sordu Zerdüşt. Farklılaşmadım mı ben? Mutluluk bir fırtına gibi gelmedi mi bana? Benim mutluluğum akıllıca değildir. Delice sözler söyleyecektir. Fakat henüz acemi onu hoş görün. Mutluluğum yara açtı bende. Acı çekenlerin hepsi hekimim olsun. Dostlarımın arasına girebilirim yeniden. Düşmanlarımın da. Yeniden söyleyebilir Zerdüşt hediyeler verip sevdiklerine sevgi gösterebilir. Irmak kırmak taşar, diplere benim sabırsız sevgim. Hem doğan hem de batan güne, sessiz dağlardan ve ağır fırtınalardan koşar vadilere gönlüm. Özlemle ufuklara baktım uzun bir zaman, yalnızlık yaşadım uzun bir vakit, sonra konuşmamayı unuttum. Baştan sona ağız kesildim. Bir derenin yüksek kayalardan çağlaması gibi diplere, vadilere vuracağım sözlerimi. Sevgiyle akmasını sağladığım ırmak varsın ters yerlerde aksın. Zaten ırmak denizin yolunu bulacaktır. Bir göl var içimde sadece kendine yeten fakat sevgi ırmağım onu da sürükler diplere denizlere.'' hiç gezilmemiş yollarda geziyorum. Yeni düşünceler geliyor bana. Bundan usandım her yaratıcı gibi aşınmış dillerden. Ruhum yıpranmış tabanların üstünde yürüyemez artık. Söylenen sözler ağır geliyor bana. Arabana atlıyorum ey fırtına. Kırbaç vurmak istiyorum sana hırçınlığımla. Sevin çığlığı gibi geçmek istiyorum engin denizleri.'' dostlarımın yaşadığı huzurlu adaları buluncaya kadar onların içindeki düşmanlarımı da konuşabileceğim herkesi seviyorum şimdi düşmanlarım da katılıyor sevinçlerime azgın atıma sürmek istediğimde mızrağımdır en çok işime yarayan ayağımın her zaman hazır uşağıdır o mızrak doğrulttuğum mızrak düşmanlarıma düşmanlarım yaşasınlar sonunda salabileceğim mızrağımı onlara. Bulutumda devasa bir gerilim var. Şimşeklerin kahkahalarıyla beraber dolu sağanakları yağdıracağım derinliklere. Yüreklice kabaracak göğsüm, yüreklice üfleyecek fırtınası dağları aşarak, huzura erecek böylece. Fırtına gibi yaklaşıyor, huzur, özgürlüğüm fırtına gibi. Fakat düşmanlarım başlarının üstünde şeytan bağırıyor sanacaklar. Siz bile kardeşlerim bu vahşi bilgeliğimden ürkeceksiniz. Kaçacaksınız belki de düşmanlarımla bir olacaksınız. Sizi geri çekebilsem çobanların kavalıyla. Ah dişi aslanım, bilgeliğim yavaşça kükremeyi öğretti bana. İkimiz de şimdiden çok şey öğrendik. Bu yaban bilgeliğim ıssız dağlarda gebe kaldı. Taşlar üstünde dünyaya geldi en ufak yavrusu. Deli gibi dolaşır şimdi acımasız çöllerde. Yumuşak otları boşuna arar durur. Benim eski vahşi bilgeliğim. Gönlünüzün yumuşak yeşillikleri üzerine dostlarım. Sevginizin üstüne yatırmak ister o en çok sevdiğini. Ve böyle buyurdu Zerdüşt. Mutlu adalarda. İncirler atlar daldan. Kırmızı kabukları çatlar düştüklerinde tatlıdır onlar. Küzey rüzgarımdır yetişmiş incirler için. Bu incirler gibi dostlarım size düşer öğretim. Onların özünü ve ballı etini yiyin. Mevsim sonbahar ikindi zamanı berrak bir gökyüzü. Görün çevrenizdeki zenginliği. Bu bereketin ortasından uzak denizleri görmek çok güzel. Bir zamanlar Tanrı denirdi uzak denizlere bakılırken. Ama ben üst insan demeyi öğrettim size sadece bir isimdir tanrı fakat ben sizin isminiz yaratıcı iradenizi geçsin istemem tanrı yaratabilir misiniz o zaman tanrıdan söz açmayın bana oysa üst insanı çok güzel yaratabilirsiniz belki kendiniz değil dostlarım ama siz üst insanın babalarını atalarını yaratabilirsiniz kendinizden en büyük yaratmanız da bu olsun. Sadece bir isimdir Tanrı. Lakin isminiz tasarlanabilen sınırlarını geçmesini isterim. Bir Tanrı düşünün ama bu sizin için gerçeğin iradesi olsun. Her şey insanca düşünebilenle, insanca bulunanla, insanca hissedilenle değişebilsin diye. Kendi duygularınızla sonuna kadar düşünebilin diye. Dünya diye seslendiğinizi kendiniz yaratmalısınız. İradeniz, usunuz, görüşünüz, sevginiz olmalı o. Ey gören gözler, kendi mutluluğunuz üzerine. Bu hayal olmadan hayata nasıl direnirdiniz ey gören gözler? Ne anlaşılabilenin içinde ne de usun sınırları içinde. Ben açayım kalbimi size kardeşlerim. Tanrılar olsaydı ben nasıl tanınırdım? Tanrı olmamaya. Demek ki tanrılar aslında yoktur. Bu sonuca kendim ulaştım. Şimdi ise beni çeken o. Sadece bir isimdir Tanrı. Lakin bu ismin ağrısını canını vermeden kim emebilir? Yaratıcının elinden inancı alınmalı mı? Kartalın elinden alınmalı mı? Kartaldan yükseğe uçur özgürlüğü alınmalı mı? Bir fikirdir sadece Tanrı. Her doğruyu, her durağı döndürür o. Nasıl akıp geçince vakit geçici olan her şey yalan mı olacak? Bunu düşünmek sersemletir, baş döndürüp mide bile bulandırır. Ben buna baş dönme hastalığı derim bu sanıya. İnsan düşmanıdır, kötüdür o, tek dolu, hareketsiz, tok ve geçiciyle ilgili olan öğretilerin hepsine gelip geçici ne varsa hepsi benzetmedir. Ozanların yalanları çoktur. Ayrıca zamandan ve oluşumdan söz etmeli en sağlam benzetmeler. Her kalınlığın övgüsü ve savunulması olmalı. Büyük kurtuluşudur acıların, yaratılış, sakinleşmesi hayatın. Fakat yaratıcının ortaya çıkması acı sayısız değişim ister. Birçok acı ölümle var olmalı hayatınızda ey yaratıcılar. Kalımlıdan yana kalımlıyı aklayan kişiler olursunuz bu yolla yeni doğmuş biri olmak olabilmek için çocuk doğurmayı, çocuk doğurmanın acılarını göğüsleyerek ana olmayı da istemeli Tanrı. Yüzlerce candan geçtim yol boyunca, yüzlerce beşikten, doğum sancısından. Ne kadar vedalaştım, bilirim o iç parçalayan son saatleri. Lakin bunu emrediyor yaratıcı iradem, alın yazım, açıkça ifade edeyim. Böyle bir kader istiyor iradem her duygu zindanlar içinde, bende acılanır. Fakat sürekli kurtarıcımı istemem, sevinçlerimi taşıyanım halinde gelir bana. İstemek kurtarıcıdır. Böyle anlattı Zerdüşt. İstemenin, değerlendirememenin, yaratamamanın yorgunluğu uğramasın bana. Bilmede bile sadece istemenin doğurma ve olma sevincini yaşarım. Bilgimde masumluk varsa bu kendisinde doğurma istemi olmasındandır. Bu istem Tanrı'dan ve tanrıların uzağından yoldan çıkardı beni. Tanrılar da olmasaydı yaratacak ne kalırdı? Benim alevli iradem sürekli olarak insana çevir yüzünü. Çevirtir o çekici taşa. Ey insanlar, bir görüntü uyur taşın içinde. Görüntülerin görüntüsü. Ah en katı, en çirkin taşta uyumalıdır o. Deli gibi saldırıyordu karanlığa çekicim. Taştan parçalar birer birer kopuyor. İyi de bana ne bundan? Tamamlamak isterim onu. Çünkü bir gölge geldi bana. Bütün nesnelerin en sessiz olanı, en hafifi geldi günün birinde. Bir gölge gibiydi. Üst insanın güzelliği geldi bana. Tanrılardan bana ne artık dostlarım?" ve böyle buyurdu Zerdüşt. Merhametliler üzerine. Bakın Zerdüşt'e, aramızda bizler sanki birer hayvanmışız gibi gezinip durmuyor mu diye eleştirmişler beni kardeşlerim. Gören göz insanlar arasında, hayvanlar arasındaymış gibi gezinir denirse daha iyi olur. Yanakları kırmızı bir hayvandır gören göz için insan. İnsanın başına nasıl gelmiştir bu? İnsanın utanmaya zorunlu olduğunu hissetmesinden mi? Utanç, utanç, utanç. İşte gözler böyle der. İşte bu insanın kaderi. İşte bu yüzden soylu insan diğerlerini utandırmaması gerektiğini emreder kendine. Acı çeken bütün insanların önünde kendisinin utanmasını buyurur. Sevmem onları o acıyanları, o acırken mutlu olanları. Çünkü onların utançları çok eksiktir. Merhamet ettiğim zaman o çok merhametlidir densin istemem. Merhametliysem uzaktan olmasını yeğlerim. Başımı örtüp kimselere görünmeden kaçınmayı tercih ederim. Dostlarım sizden de aynı şeyi beklerim. Kaderim yoluma her zaman sizin gibi kaygısızları çıkarsın. Yani umudu, balı, ekmeği bölüşebileceklerimi. O kaygısız olmayanlar için her şeyi yaptım. Lakin daha iyi sevinmeyi öğrendiğimde sürekli daha iyi şeyler yapmışım gibi göründü bana. İnsanlık var olduğundan beri çok az insan sevinmiştir. Ama bu ilk günahımızdır her şeyiyle sevinmeyi daha iyi öğrensek, diğer insanlara zarar vermeyi, aklımızı onların zararlarına çalıştırmamayı daha kolay aklımızdan çıkarırız. Acılı bir insana el verince ellerimi yıkarım. Hatta gönlümü bile silerim bu yüzden. Acı çekeni acı çeker görünce onun utancından dolayı utandım. Ve ona yardım ettiğimde onurunu istemeden incitmiş oldum büyük borçlanmalar insanları vefaya değil kin duygusuna götürür unutulmazsa küçücük bir iyilik kemirici bir kurt olur çıkar kabul ederken çekingen olun gösterin kendinizi kabul ederken derim verecek hediyesi olmayanlara hediye veririm bir arkadaştan diğer arkadaşa verircesine hediye etmeyi severim ama yabancılarla yoksunlar meyveyi dalından kendileri alabilirler. İşte bu yüzlerini daha az kızartır. Dilenciler yok etmeli çünkü sadaka vermek vermemek de rahatsız eder kişiyi. Günahlılarla huzursuz bilinçler de aynıdır. Sözlerime inanın kardeşlerim. Vicdan yarası yaralamayı öğretir kişiye. Bunların en kötüsü de küçük fikirlerdir bir köşeye kötülük etmek, küçük düşürmekten daha iyidir. Ufak kötülüklerden duyulan mutluluk nice büyük kötülükten korur bizi dersiniz. Ama kişi burada korunmayı düşünmemeli. Kötü iş tıpkı çıban gibidir. Kaşındırır, gerginleştirir, patlar, yalansız konuşur. Ben hastalığım der kötü iş. Bu onun doğru söylemesidir. Oysa ki ufak düşünce tıpkı mantar gibidir gizlice yaklaşır bir yeri olsun istemez bütün bedeni ufak mantarlar sarartır çürütür sinirlenmiş insana şunu söylemek isterim kızgınlığını büyütmen yerinde olur senin için bile büyüklük yolu bulunur dostlarım birey herkesi biraz tanır birçok insan bize göre saydamlaşır fakat buna rağmen biz onların içine hiçbir zaman giremeyiz Zordur insanlar arasında yaşamak. Niçin zordur? Çünkü susmak çok zordur. Hiç haksızlık etmeyiz bize zıt olana, bizi ilgilendirmeyene ederiz. Fakat acı çeken bir arkadaşın varsa acısını dindireceği yerde ol. Katı bir asker yatağı gibi. İşte bu şekilde daha çok yararsın onun işine. Bir dostundan kötülük görürsen şöyle söyle. Bana yaptığın kötülüğü affediyorum fakat kendine ettiğini onu nasıl affederim ki? En büyük sevgiler böyle yapmanı söyler. O bağışlamayı da acımayı da alt eder. Kalbini doğru tutmalı kişi hele bir bırak ipin ucunu gör. Kafanı da kaçırırsın hemen. Dünya yüzünde merhamet edenlerin deliklerinden daha büyük deliliğe rastlanmış mıdır? Onların deliklerinden daha çok acı doğurmuş ne vardır? Heyhat, bütün o seven ama acıma duygusunu yenemeyenlere. Şöyle söylemişti şeytanın biri bana: Tanrının insanı olan sevgisi cehennemidir. Sonra şöyle dediğini duydum: Tanrıyı o zavallı insanlara duyduğu merhamet öldürdü. İnsanları acımayın. O taraftan insanların üstüne kara bulutlar gelecek. Çünkü anlarım ben iklimlerin dilinden. Şu sözü de öğrenin. Güçlü sevgiler merhametin üstündedir. Sevileni yaratmak ister. Kendimi sevgimi adıyorum. Kendim gibi komşumu da. İşte böyle konuşur bütün yaratıcılar. Fakat bütün yaratıcılar şüphesiz ki zordur ve böyle buyurdu zer düştü